Değerli izleyenler, şimdi 4'te kamu işçileri memur maaşlarını geçti diye bir haber var. Daha doğrusu bu haberle ilgili bazı şeyler paylaşacağım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 4'te sürekli işçi kadrosunda çalışan personelin maaşı memur maaşını geçti diye bir haber var. Buna göre temizlik personeli %30, yemek 6 TL, yol 5 TL, maaş 2242. Ziyaretçi, danışma ve yönlendirme lise mezunu, %30 asgari ücretin fazlası, yol 5 TL, yemek 6 TL, 2242 TL maaş. Biraz sonra bu tabloyu sizlere göstereceğim. Özellikle bu tablonun üzerindeki şeyleri, listeyi daha doğrusu sizlere aktarmaya çalışacağım. 4'te sürekli işçi maaşlarında ziyaretçi, danışma, yönlendirme yüksek okul olan arkadaşlarımız %40 asgari ücretin fazlası, artı 5 TL yemek, artı 5 TL yol, artı 6 TL yemek 2455 lira. Özel güvenlik lise mezunu, %40 asgari ücretin fazlası, 5 TL yol, 6 TL yemek 2455 lira. Özel güvenlik yüksek okul, %50 5 TL yol, 6 TL yemek 2533. Bakım hizmetinde çalışan lise mezunu kişiler ise %55 asgari ücretin fazlası, 5 TL yol, 6 TL yemek 2605 lira toplamda. Bakım hizmetinde çalışan yüksek okul mezunu arkadaşlar ise %65 fazlası asgari ücretin, 5 TL yol, yine yemek değişmiyor, 6 TL 2750 TL maaşı toplam. Veri hazırlama ve otomasyonda yüksek okul olan arkadaşlar %65 asgari ücretin fazlası, 5 TL yol, 6 TL yemek 2750 olarak. Tabloda görüldüğü gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 4'te sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin çıplak maaşları bu şekildedir. Bunlara sendikanın vermiş olduğu toplu sözleşme hükümlerince her ay yakacak parası 30 TL, dini bayramlarda 75 TL ücret, resmi ve dini tatillerde 3 yevmiye, ikramiye ve benzeri sosyal haklar da eklendiğinde daha da artmaktadır. Bu arada tabii arkadaşlar, 657'ye tabi kadrolu çalışan memurların maaşları görülmektedir diyor. Bunlarla ilgili de hizmetli 2547, bekçi 2555, teknisyen 2561, şoför 2739, memur 2739, yurt yönetim memuru 2753, ambar memuru 2761 TL olarak kadrolu memurların maaşlarını söylemiş burada. Karşılaştırma yapmış. İkramiyelerle birlikte 4D işçilerinin maaşlarının arttığını, daha hatta memur maaşlarının da geçtiğini söylüyor. Neyse, bununla ilgili haberimizi sizlere aktarmaya çalıştım. Evet, listeleri de biraz sonra sizlere aktaracağım. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Hoşça kalın efendim.